Şimdi bu görüşmeyle ilgili biraz gözlemlerimizi de anlatalım sizinle. Bir ses var. Şimdi Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı ziyaretten çıktı. Çıkışta gazeteci meslektaşlarımız kendisine soru sordu. Bakın neler yaşandı o anlarda. Bir önce o anları bir izleyelim, sonra yorumlayacağız. Sigorta borçlarının şirketten bir açıklaması var. Efendim merhaba. Sürpriz bir ziyaret diyebilir miyiz? Niye sürpriz olsun, biz hep görüşüyoruz zaten. Dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. O kadar dert yiyorlar ki üstümüze. Arada dertleşip dertlerimizi paylaşıyoruz. Başkanım. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin. İyi bir bütçe günü olsun. Şimdi gazeteci Nevşin Mengü anlattı, onun dikkatini çekmiş. O söyleyince ben de fark ettim. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı öpmek istiyor. Mansur Yavaş da kafa tokuşturuyor. Bir kere arada böyle bir hafif bir samimiyet farkı var. Dertleştik diyor Ekrem İmamoğlu. Hakikaten son günlerde iki isim arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir gerilim olduğu, ikisinin de daha doğrusu aday olmak istediği, bunun için de tansiyonun yükseldiği söyleniyor ya. İşte ona dair enteresan görüntüler bunlar. Şimdi iki isim bir de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar bu görüşmeye dair. Instagram hesaplarında alta yazdıkları cümleler gerçekten dikkat çekiciydi. Çünkü iki isim arasında ton farkı vardı. Ekrem İmamoğlu, biz aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk. Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız. Biz kutuplaşmanın değil, beraberliğin tarafındayız. Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz. Tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz. Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz. Bugün bizi ağırlayan Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum diyor. Böyle farkındaysanız Mansur Yavaş'a karşı sıcak mesajlar veren bir üslupla paylaştı. Mansur Yavaş ne diyerek paylaştı? Bir de ona bakalım. Gelsin şimdi o fotoğrafta. En sonda da yönetmenimden şimdiden söylüyorum. Bu fotoğrafa biraz yakın girmesine ve iki ismin yüz ifadelerini bize göstermesini isteyeceğim. Ama Mansur Yavaş'ın önce açıklamalarını okuyayım size. Bakın, yani biz hep beraberiz, hep aramız çok iyiydi falan dedi ya Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş ise dümdüz paylaştı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP'li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık diye dümdüz bir yorum yaptı Ekrem İmamoğlu. Hani az önce diyorum ya, Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı öpmeye çalışırken Mansur Yavaş kafa tokuşturdu. Şimdi diyebilirsiniz ki canım, siz de nasıl yani böyle her şeyin altında bir şey arıyorsunuz? Ne var bunda? İki siyasetçinin tarzı farklı, doğrudur, böyle de olabilir. Ama bir ihtimal daha var. O fotoğrafa biraz yakın girelim şimdi yönetmenim. Yüz ifadelerine de bir bakın. Şimdi bakın, ikisi de aslında böyle çok az gülümsüyorlar. Gülümsemeye çalışıyor gibi yapıyorlar aslında. Dün gözden kaçan bir haberi ekranlara getirmiştik, hatırlıyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını hep beraber sağlamalıyız diye bir açıklama yapmıştı. Basın epeyce atladı ama biz verdik o haberi. İmamoğlu artık acaba adaylığını ilan etmek, bunun için de Mansur Yavaş'ı ikna etmek için bir girişim mi başlatıyor? Yakın çevresinden artık Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını ilan etmesi çağrıları gelirken bu durum acaba Mansur Yavaş'ı da gerginleştiriyor mu? Bu fotoğraflar biraz da buna mı işaret? Her iki isim de birlikte poz vererek aramız iyi dese de artık bu konuda bir karar vermeleri lazım. İki isim de aday olmak istiyor. İki isim de kendisinin çok güçlü olduğunu düşünüyor. İki ismin kendisine yakın ekipleri sosyal medyadan, medyadan birbirlerine mesaj veriyor. Fakat bütün bu tartışma aslında CHP'ye büyük zarar veriyor. Yani iki ismin arasında gerilim olduğu iddiaları seçmenin, CHP'nin istikrar içinde ülkeyi yönetebileceğine dair güvenini zedeliyor. Dolayısıyla
belki de iki isim artık bu konuda bir uzlaşmaya varmalı. Oturup konuşmalılar. Yoksa bu iş tıpkı altılı masada olduğu gibi sessiz bir gerilimle seçime yansıyacak, seçime kadar sürecek. Sonunda da kaybeden CHP olabilir diyoruz. Böyle birlikte fotoğraf vermeleri araları iyi izlenimi yaratmaya yetmiyor doğrusu.